Eğitim Hanem kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünün Endüstri Sosyolojisi dersinin ünite final sorularını çözeceğiz arkadaşlar bu ders videomuzda. Soru bankası olacak yine bu ders videomuz arkadaşlar. Bütün ünite sorularını bu videoda hepsini çözmüş olacağım size. O zaman hiç zaman kaybetmeden birinci sorumuzdan başlıyoruz. Refah devletinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız piyasanın sosyal adaleti ve insanca bir yaşamı sağlamasındaki başarısızlıklarını azaltmak amacıyla bilinçli bir şekilde örgütlü kamu gücünün kullanıldığı bir devlet türüdür. İkinci soru, refah devleti uygulamaları hangi esasla sunulmaktadır? Doğru cevap, sosyal halk ilkesi esasındadır. Üçüncü soru, modern refah devletinin şekillenmesi çeşitli alanlarda devlet müdahalesinin ve devlet desteğinin uygulamaya başlanması gerçekleşmiştir. Doğru cevabımız, ulaşımdır. Dördüncü soruda aşağıdakilerden hangisi refah devleti krizinin refah devletinin krizini derinleştiren nedenlerden biri değildir sorulmuş. Doğru cevap emek talebinde yükselmedir arkadaşlar. Beşinci soru aşağıdakilerden hangisi refah devletinin alternatifi olarak değerlendirilen üçüncü yol yaklaşımının unsurlarından biri değildir. Doğru cevabımız Pasif sosyal politikalardır. Altıncı soru aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtisam devletinde öngörülen uygulamalardan biri değildir? Doğru cevabımız bakım harcamalarının arttırılmasıdır. Yedinci soru aşağıdakilerden hangisi işsizlikle mücadelede kullanılan emek piyasaları politikalarından biridir? Doğru cevabımız pasif emek piyasası politikasıdır sekizinci soru emek arz talebinin piyasa şartlarına göre belirlendiği dışsal emek piyasası türü aşağıdakilerden hangisidir yani burada dışsal emek piyasasını soruluyor arkadaşlar doğru cevabımız tabii iş piyasasıdır dokuzuncu soru aşağıdakilerden hangisi emek piyasasındaki dönüşümde etkili olan faktörlerden biri değildir doğru cevabımız gençlerin istisama önem verilmesidir. 10. soru atipik çalışma biçimlerinin yaygınlaşmaya başlaması ifadesi emek piyasasındaki dönüşümde etkili olan aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir? Doğru cevabımız emek piyasalarında esnekliktir arkadaşlar. 11. soru tam rekabet esasları çerçevesinde işleyen emek piyasası türü aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız ideal iş piyasasıdır. 12. sorumuz bir yandan işçiye sosyal bakımdan uygun bir yaşam düzeyi sağlamaya elverişli olan öte yandan işverenleri de daha düşük ücret ödemekten alıkoyan zorunlu niteliği olan ücrete ne ad verilir? Doğru cevabımız asgari ücrettir değil mi arkadaşlar? Yani asgari ücret zaten işverenin verme zorunluluğu olan bir ücrettir. 13. soru aşağıdakilerden hangisi emek piyasalarının özelliklerinden biri değildir? Doğru cevabımız arkadaşlar işçilerin homojen olmalarıdır. 14. soru aşağıdakilerden hangisi pasif emek piyasası politikaları içerisinde yer almaz? Doğru cevabımız meslek edindirme programlarıdır arkadaşlar. 15. sorumuz bir toplumun refahı kaybı 2 kaynakların etkin dağılımı 3 Ekonomik performansın zayıflaması yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri emek piyasalarında başarısızlığın sonuçları arasında yer almaz arkadaşlar? Doğru cevabımız 2'dir. Yani kaynakların etkin dağılımı. 16. soru aşağıdakilerden hangisi ideal emek piyasasının özellikleri arasında yer almaz? Doğru cevabımız arkadaşlar gerek işveren Gerekse de işçi emek piyasası hakkında eksik bilgiye sahiptir. 17. sorumuz arkadaşlar refah devletinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Doğru cevabımız arkadaşlar piyasanın sosyal adaleti ve insanca bir yaklaşımı sağlamadaki başarısızlıklarını azaltmak amacıyla bilinçli bir şekilde örgütlü kamu gücünü kullandığı bir devlet türüdür arkadaşlar. 18. soru refah devleti uygulamaları hangi esasla sunulmaktadır? Doğru cevabımız sosyal halk ilkesi esnasındadır. 19. sorumuz modern refah devletinin şekillenmesi çeşitli alanlarda devlet müdahalesinin ve desteğinin uygulanmaya başlaması gerçekleşmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir? Doğru cevabımız ulaşımdır. 19. soru aşağıdakilerden aşağıdakilerde hangisi refah devletinin krizini derinleştiren nedenlerden biri değildir? Doğru cevabımız emek talebinde yükselme. Evet arkadaşlar 8. 9. ünite final sorularını çözdük. Bir sonraki videoya geçelim. Değerli arkadaşlar, Endüstri Sosyolojisi dersimize devam ediyoruz. 10-11 final ünite sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi? Küreselleşme sürecinin nedenlerinden biri değildir. Doğru cevabımız bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi? Çok us, çok uluslu şirketler ile ilgili doğru bilgi değildir. Çok uluslu şirketler ile ilgili doğru bilgi değildir. Doğru cevabımız 1980 sonrası yatırımların büyük bir çoğunluğu bilgi teknolojilerine yapılmıştır. Üçüncü soru arkadaşlar, Made in World ne işe yarar? Made in World neye işaret eder? Pardon arkadaşlar, bakalım cevabımıza küresel üretime made in world işaret eder arkadaşlar. Made in world küresel üretime işaret eder. Dördüncü sorumuzda ise değer zincirlerinin dilimlenmesi ile ne ifade edilmektedir? Doğru cevabımız üretimin küreselleşmesi, küreselleşmesidir arkadaşlar. Beşinci soru hem küreselleşme hem de çok uluslu şirketlerin gelişmesi için gerekli olan altyapı hangi dönemde ortaya çıkmıştır? Doğru cevabımız 1830-1870'tir arkadaşlar. Altıncı sorumuzda ise savaş dönemlerinde çok uluslu şirketlerin yatırımlarını çekmesini sebep olurken bu durumdan etkilenmeyen tek ülkeyi sormuş bize hangisidir? Amerika'dır. Doğru cevap. 7. soru çok uluslu şirketlerin gelişimlerinin ikinci aşaması olan ve küresel kapitalizmin doğuşuna ve olgunlaşmasına tanıklık eden dönem hangisidir? Doğru cevabımız 2. Dünya Savaşı 2. Dünya Savaşı sonrasıdır arkadaşlar. Doğru cevap 8. soruda ise üretimin küresel düzeyde yeniden organizasyonlu büyük ölçüde bağlı olduğu bileşenler hangi şıkta birlikte verilmiştir? Doğru cevabımız arkadaşlar iletişim ve, ulaş, iletişim ve ulaşım teknolojilerin gelişmesine. Dokuzuncu soru 1960'ların sonlarında World ve General Motorsun uygulamaya koyduğu dünya otomobili projesi hangi ağların örneğidir? Doğru cevabımız üretici eğilimli küresel ağlardır arkadaşlar. 10. sorumuzda ise coğrafi olarak sınırlandırılmış bir ülkede sadece ihracat yapmak amacıyla üretim yapılanlara ne ad verilir? Üretim yapılan yerlere ne denir arkadaşlar? Doğru cevabımız serbest ticaret bölgeleri üretim yapılan yerlere denir. Doğru cevap. 11. sorumuzda ise Birleşmiş Milletler'in tanımına göre bir kişinin göçmen sayılabilmesi için en az ne kadar süre başka bir ülkede kalması gerekiyor? Doğru cevabımız 6 ve 12 aydır. 12. soru aşağıdakilerden hangisi hedef ülkeye gitmek için başka bir ülkeyi köprü olarak kullanan göçmenleri ifade eder? Doğru cevabımız transit göçmendir. 13. soru mikro kuruma göre göçün nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız göçmenlerin kar zarar hesaplarıdır arkadaşlar. 14. soru aşağıdakilerden hangisi 1980'li yıllardan sonra sayı 1980'li yıllardan sonra sayıları artan göçmen gruplarından biri olmadığını soruyor. Düzenli göçmen işçilerdir. 15. sorumuzda ise kişilerin ülkelerin sınırlarını gerekli belgeleri olmadan veya seyahat belgelerle geçmesi hangi göç türünü oluşturur denilmiş doğru cevabımız düzensiz göçtür değil mi arkadaşlar sahte belgelerle ve e, Hani hiçbir şey olmadan göç türünü oluşturuyor Bu da düzensiz göçtür 16 sorumuz ise Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Türkiye'ye yönelik göç hareketlerinin temel niteliğini aşağıdakilerden hangisi ifade eder doğru cevabımız denetimli göçtür arkadaşlar 17. soru da ise bavul ticareti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevabımız kayıtlı bir ticarettir. 18. soruda ise Türkiye'de emek piyasasının düzenli göçmenlerin oranının az oluşunun sebebi nedir? Doğru cevabımız Türkiye'de göçmenlerin çalışmasıyla ilgili yasal düzenlemelerin getirdiği sınırlamalardır. Doğru cevap 19. soru transit göçmenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Doğru cevabımız Türkiye'de gerçekleşmek amacını, pardon, Türkiye'de yerleşmek amacını taşırlar. 20. soru Türkiye'nin göç politikasının oluşumunda aşağıdakilerden hangisi belirleyici değildir? Doğru cevabımız Türkiye'deki yaygın formal ekonomidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 11 olan final sorularımız bitti. Bir diğer sorularımıza geçelim. Değerli arkadaşlar 12, 13, 14 final sorularımızla devam ediyoruz. Endüstri sosyolojisi. Birinci sorumuz bir trafik polisinin kurallara uymadıkları gerçekçisiyle sürücülere ceza yazmasının kaynağı aşağıdaki güç kaynakların hangisidir? Doğru cevabımız yasal güçtür arkadaşlar. İkinci soruda ise üç boyutlu güç modelini geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız lukester arkadaşlar. Üçüncü soruda ise bireysel inançlar işverenlerin hangi güç kaynaklarından biridir? Doğru cevabımız normatiftir. Dördüncü sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi çalışanların güç kaynaklarından biri değildir? Doğru cevabımız şiddet araçlarını kullanmaları. Beşinci soru örgütsel çalışma ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde çatışma sakınılması gereken bir şey gibi görünmektedir. Doğru cevabımız geleneksel yaklaşımdır arkadaşlar. Altıncı soruda ise örgütsel çatışma ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde çatışma kaçınılmaz olarak görünmektedir? Doğru cevabımız etkileşimci yaklaşımdır. Yedinci sorumuzda ise Edwards tarafından çalışanlarla işverenler arasında Artı değerin dağılımı konusundaki çıkar çatışmasından kaynaklandığı öne sürülen duruma ne ad verilir? Doğru cevabımız yapısal düşmanlıktır arkadaşlar. 8. soruda ise kişinin kendisinin sahip olduğu özelliklerden çok bulunduğu pozisyondan kaynaklanan güç aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız yasal güçtür arkadaşlar. 9. soruda ise organizasyon içinde diğer kişiler tarafından beğenilme, takdir edilme hatta özenli davranışlara yol açan güç tipi aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız kişisel güçtür. 10. soruda bir iş sözleşmesi sonucu çalışanların iş saatleri içinde ve hatta dışında işverenin işverenin otoritesi altında olmayı kabul etmesi nedir arkadaşlar? Doğru cevabımız çalışma ilkesidir. 11. sorumuzda ise ayrımcılık sorununa ilk kez değinen uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Doğru cevabımız Birleşmiş Milletler Anlaşması. 12. soruda ise ayrımcılık sorunu kapsam açısından hangi yüzyılda artış göstermeye başlamıştır? Doğru cevabımız 20. yüzyılda arkadaşlar artış göstermeye başlamıştır. 13. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği tarafından kabul edilen ayrımcılık türlerinden biri değildir? Doğru cevabımız sistematik ayrımcılıktır. 14. soruda ise niteliği bakımından uygulama ilk bakışta tarafsız gibi görünmesine rağmen etkisi belli bir grubun aleyhine olmak üzere ortaya çıkan ayrımcılık türü aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız dolaylı ayrımcılıktır arkadaşlar. 15. sorumuzda ise sadece olumsuz uygulamalar dikkate Pardon arkadaşlar soruyu okuyalım. Ayrımcılıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru cevabımız ayrımcılık tanımlamalarının iki ortak noktayı esas aldığı görülmektedir. 16. sorumuz aşağıdakilerden hangisi ayrımcılık nedenleri arasında yer alan doğuştan kazanılan bir örnek olarak nitelendirilemez Doğru cevabımız dindir arkadaşlar 17 sorumuzda ise uygulama itibariyle ayrımcılığın kaç tane yöntemi bulunmaktadır Doğru cevabımız üç tane yöntemi bulunmaktadır arkadaşlar 18 soruda ise ben Kendin ve genelleştirilen öteki kavramları aşağıdaki kuramlardan hangisi tarafından ilk kez ileri sürülmüştür? Doğru cevabımız sembolik etkileşimciliktir arkadaşlar. 19. soruda ise çalışma yaşamında ayrımcılık sorunu kaç farklı aşama içerisinde ortaya çıkarmaktadır? Doğru cevabımız 3 aşamada çıkarmaktadır. 20. sorumuzda aşağıdaki ayrımcılık nedenlerinden hangisi diğer ayrımcılık uygulamalarını maskelemek için kullanılmaktadır? Doğru cevabımız yaş nedeniyle ortaya çıkan ayrımcılıktır. 21. sorumuzda ise aşağıdakilerin hangisi, aşağıdakilerden hangisi 21. yüzyılda iş ve aile alanlarında kapsamı oldukça geniş olan değişimlerin temelinde yer almaz? Doğru cevabımız erkeğin emek kazandığı aile modelinin toplumda baskın konuma gelmesidir. 22. soruda iş yaşam dengesi açısından refah devletinin yeniden yapılanma sürecinde önemli olan değişim aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız hizmet sektörünün gelişmesi ve erkeğin gelirinin düşmesine paralel olarak kadınların bir hasta annelerin iş gücüne katılmasıdır. 23. soruda ise kamusal alanı erkeğe, özel alanı aileye, kadına tahsis eden aile modelini sorulmuş bize. Doğru cevabımız erkeğin ekmek kazandığı aile modelidir değil mi? Evde de ev hanımı oluyorsa, erkek de dışarıda çalışıyorsa erkeğin ekmek kazandığı aile modelini bize işaret ediyor. 24. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi kadın istisamını kadın istihdamını artıran faktörlerden biri değildir. Doğru cevap artan rekabet baskısı. 25. sorumuz 1997 Amsterdam Anlaşması'nın iş yaşam dengesi açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız iş yaşam dengesini toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ana akımlaştırılmasının esası ve tamamlayıcı unsuru olmasıdır arkadaşlar. Doğru cevap 26. soruda ise iş yaşam dengesine yönelik refah devletinin uyguladığı politika ve önlemler aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir? Doğru cevabımız emek piyasasında erkeklerin konumunun güçlendirilmesini. 27. soruda aşağıdakilerden hangisi AB direktifleriyle düzenlenen ebeveyn izinlerinin uygulama amaçlarından biri değildir. Yani Amerika Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa Birliği gibi amaçlarından biri olmadığını soruyor. Doğru cevabımız eşit işe eşit ücret ilkesini geliştirmektir arkadaşlar. 28. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi yarı zamanlı çalışmayı yaygın hale getiren faktörlerden biri değildir? Doğru cevabımız erkeklerin ebeveyn iznini kullanmasıdır arkadaşlar. 29. soru aşağıdakilerden hangisi çocuk bakım kurumlarından yararlanma talebini etkileyen faktörlerden biri değildir? Doğru cevabımız annelerin analık iznini kullanmasıdır arkadaşlar. 30. ve son sorumuz. Bir trafik polisinin kurallara uymadıkları gerekçesiyle sürücülere ceza yazmasının kaynağı aşağıdaki güç kaynaklarından hangisidir? Doğru cevabımız Yasal güçtür arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Endüstri Sosyolojisi ünite final soruları bitti. Size güzel bir soru bankası yaptım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın